Merhaba sevgili dostum. Sence insan neyle yaşar? Su ile mi yaşar, yemekle mi yaşar, oksijenle mi yaşar? Ya da bunların ötesinde insanın yaşamını devam ettirmesi için psikolojik şeylere ihtiyacı var mıdır? İşte bu sorunun cevabını vermek için 1957 yılında John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum sana. 1957 yılında Dr. Kurt Richter farelerle bir deney yapmak ister. Bu deneyin amacı su sıcaklığının canlıların direnci üzerindeki etkisi. Bu deneyi yapmak için bir grup fareyi içinden çıkamayacakları uzunlukta bir cam tüpün, içi su dolu cam tüpün içine atarlar. Ve fareleri gözlemlemeye başlarlar. Suyun içine atılan farelerin çok büyük bir kısmı sadece 15 dakika dayanabilmekte, sonrasında yavaş yavaş vazgeçip kendisini suyun derinliklerine bırakmakta ve ölmektedir. Ama bu farelerin çok azı yaklaşık 60 saat kadar dayanmaktadır. Bugün baktığımız zaman bugünkü etik değerler açısından korkunç bir deney gibi görünse de sonrasında öğreneceğimiz şeyler gerçekten değerli. Sonrasında Doktor Richter ve ekibi bu deneyin şartlarını ortamını biraz değiştirmek ister ve şu şekilde yeniden dizayn ederler. Bir grup fareyi ilk versiyondaki gibi olduğu gibi suyun içine atarlar bu kontrol grubu. Ama bir grupta değişkenleri değiştirirler. Öncesinde suyun içine atmadan önce fareleri bir kutunun içine koyarlar biraz beklettikten sonra o cam tüpün içindeki suya atarlar. Yaklaşık 5 dakika çırpındıktan sonra o fareleri suyun içinden çıkartırlar ve o kutunun içine tekrar koyarlar. Sonrasında Kutun içinde bekletilen fareler tekrar suyun içine atıldığı zaman bu sefer istisnasız olarak her fare yaklaşık 60 saat boyunca suyun üstünde dayanabiliyorlardı. Şimdi burada ciddi bir farktan bahsediyoruz. Birinci versiyondaki farelerle ikinci versiyondaki farelerin her şeyi aynı. ırkı aynı, beslenme şekli aynı, geldiği yer aynı. Birinci versiyonda 15 dakika dayanan fareler ikinci versiyonda sence nasıl 60 saat dayanabiliyor? Buradaki fark küçümsenecek bir fark değil. Tam olarak 240 katından bahsediyoruz. Tam burada videoyu durdurup senin yorumunu merak ediyorum ben. Yorumunu yorumlar kısmına yazmanı istiyorum. Dediğim gibi 240 kat inanılmaz bir farktan bahsediyoruz burada. Bu deneyi duyunca bile biz şaşırırken deneyi yapan insanlar büyük bir şok yaşıyorlar ve bunu şuna bağlıyorlar. Umut Umudun psikolojisi devreye girdiği zaman insan var olan bütün kapasitesini kullanmaya başlıyor. Burada insanlara dair de önemli çıkarımlar yapmak mümkün. Şöyle düşün, ilk versiyonda 15 dakika dayanan fare, ikinci versiyonda 60 saat dayanabiliyor. Şöyle düşünebilir miyiz acaba, 15 dakikalık farenin 15 dakika dayanma gücü mü vardı, yoksa kendine inanmadığı için, umut etmediği için, iyimser olmadığı için ya da kurtulacağını düşünmediği için vazgeçti. Ondan dolayı 15 dakika dayandı. Şuna bakarız burada aslında olumlu bir durum olduğu zaman ne oluyor? İlk versiyonda bir kurtulma umudu yokken ikinci versiyonda 5 dakika suyun içinde kalan fare oradan çıkıyor. Bir çıkış yolu olduğunu fark ediyor. Bir kere kafasına bu kazındıktan sonra içindeki var olan bütün kapasitesini kullanma eğiliminde oluyor. Yani şunu diyebiliriz. Etrafımızda gördüğümüz hayat karşısında ciddi mücadeleler vermiş, çok güçlü durmuş, çok zor olayları atlatmış insanların o sahip olduğu güce biz de sahibiz. Ama bunun çok az insan fark çünkü başımıza gelen olaylarda hemen o ilk versiyondaki fareler gibi 15 dakikada pes ediyoruz bir insanın hayatını devam ettirmesini sağlayan en önemli psikolojik kaynak umuttur. Eğer yarını çıkacağını düşünmüyorsan, eğer ortaya koyacağın çabanın bir işe yaramayacağını düşünüyorsan, eğer hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünüyorsan maalesef umudunu kaybedersin. Ve umudunu kaybettiğin anda normalde senin için taşınması çok kolay olan şeyler birden kocaman bir yük haline gelir ve bir bakmışsın ki o adımlarını normalde çok kolay atabildiğin adımlarını bile atamıyorsun. Belki de çevrende duymuşsundur. Bazen ağır hastalık yaşayan insanların mücadele ettim kazandım dediğini ya da tam tersi bir şekilde kendini bıraktı aslında o kadar da ağır olmayan hastalığı onu ölüme getirdi dediğini. İşte umut etmek, yarını düşünmek, mücadeleye bir şekilde inanmak seni en ağır hastalıkları yenmek konusunda bile ileriye götürebilir. Peki burada Umut etmeyi, umutlu olmayı, iyimser olmayı nasıl artırabiliriz? En önemli şey şu, insan başına kötü bir şey geldiği zaman eğer ki bunu kişiselleştiriyorsa o problemi sadece kendisi yaşıyor zannediyorsa yaşadığı problemi 10 katı gücünde ağırlıkta yaşıyor ve dayanma gücü, kapasitesi bir süre sonra tükeniyor. Şunu söyleyebiliriz, on binlerce yıldır hayat devam ediyor ve senin yaşadığın en ekstrem problemi bile belki bugüne kadar binlerce, on binlerce insan yaşadı ve bir şekilde o problemleri unuttular, alıştılar, zaman devam etti. Buradaki ana Nokta şu, mücadeleye devam etmek en önemli nokta. Mücadeleye devam ettiğin zaman hayat senin için devam ediyor. Ama sen mücadeleyi bıraktığın zaman yaşamaya devam ediyor olsan bile orada donuk kalıyorsun. Ve donup kaldığın gibi düşünsene mesela ben bu oda bir hayat noktasında yolculukta bir durak, bir istasyon. Ve şu karşımda gördüğüm duvarda beni çok rahatsız eden bir şey var. Ama ben bu rahatsızlığı gördüğüm an donup kalıyorsam ve ona bakıyorsam ondan başka bir şey göremem. Ama bir şekilde kendimi zorlayıp bu manzaradan kendimi kurtarıp daha ileriye gitmeye zorlarsam bir şekilde bu acı veren manzaradan da kurtulabilirim. Yani hayatın temeli mücadele üzerine inşa edilmiştir. Ve şunu asla unutmaman lazım. Bir problem yaşıyorsan bu insan olmanın gereğidir. Senin başına gelmişse bir şey emin ol başkasının da başına gelmiştir. Bunu düşündüğün zaman dertlerin kaderini başka insanlarla da paylaştığını hissettiğin zaman o derdin yükü geçmiyor ama emin ol hafifliyor. Hep söylüyorum. İyi şeyler, kötü şeyler hayatın aslında çok büyük bir kısmı değil. Sadece bizim onlara yüklediğimiz anlam farklı bir noktaya geliyor. İyi şeyler yaşadığımız zaman yaşadığımız iyi şeylerin hiç geçmeyeceğini, hep güzel geçeceğini zannediyoruz. Ama bir bakıyoruz ki zamanla beraber o iyi şeyler artarak da devam etse biz onlara alışıyoruz ve bizi eskisi kadar mutlu etmemeye başlıyor. Acı veren olaylar yaşadığımız zaman da sanki o acı veren olaylar her zaman başımızın üstünde kara bulutlar gibi devam edecekmiş gibi hiç gitmeyecek gibi geliyor ama bir süre sonra ya olayın kendisi ortadan kalkıyor ya da alışıyoruz. İşte böyle bir durumda şunu unutmamak lazım o mücadele yönünde kendimizi motive etmek konusunda yola çıkarken şunu diyeceğiz iyi olan şeyler de kötü olan şeyler de hiçbiri kalıcı değil. İnsan çoğunlukla ortalarda nötr sıfır noktasında bir yerde. Ne çok mutlu ne çok mutsuz. Mutluluğun olmaması zaten mutsuzluk anlamına da gelmiyor. Çoğu zaman ortalarda bir yerdeyiz. İşte bunu hatırladığımız zaman bunu bunun da ana sırrının mücadele olduğunu düşündüğümüz zaman birazcık daha devam etmek konusunda enerjimizi canlı tutmak mümkün. Ben hayattaki olaylar karşısında gerçekçi iyimser olmak taraftarıyım. Gerçekçi iyimserlik şöyle bir şey. Şimdi iki tarafta bir iyimserlik var, bir tarafta da kötümserlik var. Hep anlatırlar ya Ağustos ile karıncanın hikayesi. Ağustos Böceği polyanlacıdır. Her şeyin çok güzel geçeceğini düşünür. Her şekilde çok rahattır. Keyfine eğlenmesine bakar. Bir tarafta da karınca vardır. Çok çabalar, her zaman çalışır. Şimdi Ağustos böceği hiç hazırlık yapmadığı için sonra gerçek hayat problemlerinde ciddi sıkıntı yaşarken karıncanın hayatı da hep çile içinde geçer. Evet zor zamanlara hazırlıklıdır ama çok yıpranır, çok yorulur. Bunun ortasında bir yerde bir yer var. Gerçekçi iyimserlik. Hayata dair kötü ihtimalleri de düşünüp ama kötü ihtimalleri düşünmekle beraber çok çalışırsan istediğin şeye ulaşabileceğine olan inanç. Bu inancını canlı tutabilirsen işte o gerçekçi iyimserlik dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Gerçekçi iyimser olan insanlar hayat mücadelesinde çok daha başarılılar. Sevgili dostum, kimse bize dünyanın günlük güneşlik olacağını vaad etmedi. Maalesef dünya acımasız bir yer. İnsanın hayatında başına acımasız olaylar gelebiliyor. Memleketçe başımıza acımasız olaylar gelebiliyor. Böyle zamanlarda, özellikle kötü şeyler yaşarken bir şekilde gardımızı bırakıp kaybettiğimizi düşünürsek işte o zaman her şey bitmiş oluyor. Ne dedim? hikayenin başında, videonun başında bir şekilde inancını kaybetmeyen herkes, kendine, kaderine inanan herkes sonunda var olan bütün potansiyelini kullanma gücüne erişiyor. Ama zor zamanlarda insanın içinde şöyle bir şey var. Yapamazsın, beceremeyeceksin, hiçbir şey düzelmeyecek. Daha önce düzeldi, daha önce bir şekilde başına gelen olayları yendin. Bunu da yenmem mümkün. Önemli olan kendini bir şekilde telkin etmek. İçindeki o olumsuz sesi tamamen susturman mümkün değil. Ama o o olumsuz sese bir de alternatif çıkarmam mümkün. Böyle kötü zamanlarda hatırlamak lazım. İçimizde gerçekten her şeyi değiştirebilecek bir güç olduğunu. İşte böyle zamanlarda birazcık daha ileriye gitmek, birazcık daha mücadele etmek mümkün. Hayat dediğin mücadeleden ibaret. Kolay değil ama bir şekilde uğraşınca mutlu olmasını da biliyor insan. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.